Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Münis Aydın. Merhaba Serpil Hanım. Bugün de bir şeylerden bahsedelim. Kalbimizden akan. Şöyle. Arkadaşlar, hayat akıp giderken bazı mutluluklar, bazı üzüntüler, bazı bizi zorlayan durumlar, bazı bizi mutlu eden durumlar yaşanıp duruyor. Tabii insana haberleri geldikçe bazı şeylerin tabii üzülüyor. Hani insanların üzülmesini istemiyoruz, insanların mutlu olmasını istiyoruz. Tabii ayrılanlar, barışanlar, işte sevenler, ayrılanlar, aldatılanlar, aldananlar, aldatanlar, bir sürü olaylar yaşanıyor. Ve insanlar bunlardan dolayı muzdarip oluyorlar. Hani dedik ya, hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Hiç kimse bir şeyi bu bana aittir, bu benimdir, bu garantidir diye hiçbir şekilde bakamaz. Bakmaması lazım. Baktığı zaman işte evren onun şeyini gösteriyor insana. Yani böyle bir bakışın insana ne kadar zararlı olduğunu gösteriyor. İşte böyle insanlar tutundukları zaman, sımsıkı bağlandıkları zaman hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. O yüzden insanlar her türlü alternatife açık olmalılar. Yani hayatı kendi kafalarındaki tasarladıkları gibi değil, hayatta her an her şey olabilir. Her an her durumun içine düşebilirim diyerekten hayatı yaşamaları gerekiyor. Yani hiç kimse kimseye mecbur değil, hiç kimse kimseye ait değil, hiç kimse kimseye sahip değil. Herkes kendi hayatının sorumluluğunu alır. Tabii ki insanları üzmek, insanları kırmak, yalan söylemek hoş davranışlar değil. Ama karşınızdaki insan bunları da yapabilir arkadaşlar. Ki yapıyorlar, yapanlar var. Yani belki onlar da mecbur kalıyor veyahut da kendi bilinç boyutunun gereği olarak bunları yapıyor. Yani gidene hiçbir şey diyemezsiniz arkadaşlar. Yani giden gider, gelen gelir. Yani siz önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Önemli olan siz kendinize samimi olun. Siz kendinize dürüst olun. Ve önemli olan değeri kendinize verin, en büyük değeri. Yani kendiniz merkeziniz olsun. Yani başkası için yaşamayın. Kendiniz için yaşayın. Başkası için var olmayın. Kendiniz için var olun. Başkalarına da sevgili, şefkatle iyiliklerinizi yapın. Onlara her zaman sevginizi gösterin arkadaşlar. İlginizi gösterin. Ama bu sizin kendinizi hiçe saymanız, kendinizi yok saymanız anlamına gelmesin hiçbir zaman. Evet arkadaşlar, hayat net olana nettir dedim bir yazımda. Hayat net olana nettir. Yani siz de eğer net olursanız hayatın içinde çelişkileriniz olmazsa siz hayatın içinde net yürürsünüz. Yani şimdi şu evrenin bir aklı var. Şu sistem, buna Allah diyoruz. Bu evrenin bir gücü var. Yani bir
sistemi var. Bir aklı var, bir gücü var. Hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. Her şey sistemde. O sistemin dilince değerlendirilip ona göre hayatınıza sunuluyor arkadaşlar. Yani siz ne yapacağınızı bilmezseniz, aklınızda gergitler olursa, çelişkili olursanız o zaman evrenin de size davranışı belirsiz olur. Yani siz belirsizseniz evren belirsizdir. Yani siz ne yapacağınızı bilmezseniz evren de size nasıl davranacağını bilemez. Ama siz net olursanız, siz gerçekten kararlı olursanız ve almış olduğunuz kararların arkasında durursanız, yani evren size yardım eder, Allah size yardım eder arkadaşlar. Ama şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, şöyle mi yapsam daha doğru olur, böyle mi yapsam daha doğru olur, acaba şu mu, acaba bu mu gibi ayrımlara düşmeniz normaldir ama bunun devam etmemesi lazım arkadaşlar. Yani bu ayrımların devam etmemesi en kısa zamanda bir netliğe ulaşması lazım. Ve netliğe ulaştıktan sonra arkadaşlar artık arkanıza dönüp bakmayın. Artık daha ben acabasına girmeyin. Acaba öbür taraf daha mı doğruydu diye bakmayın. Acaba öyle yapsaydım daha mı hakkımda hayırlıydı diye bakmayın. Arkadaşlar siz net olduğunuz zaman size belki zihinsel bir sürü düşünceler gelecektir. İşte ya işte bu benim için iyi mi? Acaba ben hata mı yapıyorum? Çevreden çatlak sesler gelecektir. Sizi engellemek isteyen, size bir sürü karşı çıkmak isteyen bir sürü ses gelecektir. Arkadaşlar eğer net olduğunuz bir konuda artık zarar da göreceğini bilseniz, hatalı da olduğunu bilseniz, ne olursa olsun arkadaşlar, eğer netseniz ve kararını almışsınız, akıllı ve kalbi bir kararsa bu, arkanıza bir daha bakmayın arkadaşlar. Çünkü neden? Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Sen ona güvenmişsin. Tabii ki burada arkadaşlar bir benlik yapmayın. Rabbinize güvenin, Allah'a güvenin, sisteme güvenin, varoluşa güvenin. Ben bunu niyetimi bunu koydum. Ben kendi düşüncem bu şekilde. Artık bunun sonuçları neyse, faturası neyse katlanmaya hazırım diyerekten yolunuza çıkın ve öyle devam edin arkadaşlar. Evren net olana nettir. Net olana yardımcıdır. Hedefi belirli olan bir kaptanın bütün rüzgarlar yardımcısıdır arkadaşlar. İşte o yüzden buradaki ikincisi bu yola gittiğiniz zaman herhangi bir yolu, herhangi bir şeyi seçtiğiniz zaman, tercih ettiğiniz zaman arkadaşlar burada kendinizi feda etmeyin. Yani bu yol için kendinizi feda etmenize gerek yok. Yani sadece yapmanız gereken neyse onu yapın. O anda yapılması gerekenleri yapın ve vicdanınıza sorun. Elinizi vicdanınıza koyun. Ben yapmam gerekeni yaptım mı? Evet, yaptım. O zaman gerisini düşünmeyin arkadaşlar. Yani gerisini düşünmeyin. Gerisine yani kendinizi yırtmayın. Kendinizi parçalamayın. Kendinizi perişan etmeyin. Bütün hayatınızı, bütün şeyinizi, ümidinizi bir şeye bağlamayın. Tamam, ben bir şeyi seçtim, yönümü oraya döndüm. Olursa güzel olur, olmazsa da olur. Yani olmasa da olur. Yani bu hayat yani illa şart değildir. Yani benim istediğim gibi olmak zorunda değildir. Ben böyle olmasını istiyorum. Ama olmasa da olabilir gözüyle bakın arkadaşlar. Olmasa da olabilir gözüyle bakın arkadaşlar. Olmasa da ben yine ayakta durabilirim. Yine bu hayat devam ediyor. Bu hayat benim hayatım gözüyle bakın. Çünkü öbür türlü olmazsa olmazınız olan şeyler olmaz arkadaşlar. Olmazsa olmazınız olan şeyler size acı verir, yaralar sizi. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar Allah kendisinden başka bir merkez, bir tam bir bağlanacak bir şey olmasını istemiyor. Tabii ki eşinize, sevdiğinize falan bağlı olursunuz. Ama bağımlı olmayın. Yani o olmazsa ben hayatım felç olur. O olmazsa ben yaşayamam.
Ben bütün hayatım, bütün amacım, bütün dünyam bu. Bundan başka bir şey düşünmüyorum modundan çıkın arkadaşlar. O zaman ne olur? O zaman siz akışla beraber gidersiniz. Öbür türlü yani çok dirençli bir şekilde gittiğiniz için o direnç size iyi gelmez. Yani her yerde arkadaşlar direnç size iyi gelmez. Yani hayata karşı arkadaşlar akış içinde olun. Hayata karşı ısrarcı, illacı, olmazsa olmazcı olmayın arkadaşlar. Her zaman hayatın içinde kendinizi akışa bırakarak, yavaş yavaş, zamanla, acele etmeden, sindire sindire, sevdire sevdire, anlaya anlaya. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bu şekilde hayata devam edin. Yani yoksa diğer türlü egosal benlikle, hırsla, olmazsa olmazlarla, zihinsel kalıplarla, tamam mı? Annemizin yaşadıklarını, babamızın yaşadıklarını yaşamaktan başka bir çıkar yolu bulamayız. Eğer arkadaşlar kendinize bakın, eğer bilinçaltı kalıplarınızla yürüyorsanız aynı anneniz gibisinizdir. Kadınlar çoğunlukla. Bilinçaltı kalıplarıyla yürüyen erkekler aynı babaları gibidir. Babalarının yaşadıklarını yaşarlar, babaları gibi düşünürler. Ama kendi bilincini geliştiren insanlar, bilinç açılımı yaşayan insanlar ve yeni bilincine göre hareket eden insanlar annesi gibi olmaz, babası gibi olmaz. O bambaşka bir cins olur. O zaman siz şuna bakın. Ben bilinçaltı kalıplarımla mı hareket ediyorum yoksa özgün kendi bilincimle gerçekten arınmış öz ve farkındalıkla mı hareket ediyorum? Eğer annenizin kopyasıysanız, onun yaşadıklarını yaşıyorsanız, onun gibi düşünüp, onun gibi yatıp, onun gibi kalkıyorsanız, o zaman siz hala bilinçaltı kalıplarının yönetimi altındasınız arkadaşlar. Anne modundan, baba modundan çıkın arkadaşlar. Eğer anne modu, baba modu sizin sevdiğiniz bir modsa o ayrı konu. Eğer onu takdir ediyorsanız, onu seviyorsanız ki birçoğumuz annemizin yaşadıklarını, babamızın yaşadıklarını istemeyiz yani. Çünkü çoğu sıkıntı çekmiştir, huzursuz olmuştur, aldatılmıştır, aldanmıştır, yalanlara ve iftiralara veyahut da acılı günlere maruz kalmıştır çoğu. Çoğu üzüntülüdür. Çok ender vardır analardan, babalardan böyle huzurlu, mutlu olup gerçekten birbirini sevip severek yaşayan insanlar çok azdır. Çoğumuzun annesi, babası bir sürü ister eşi tarafından, ister kaynana tarafından, ister aile ortamı tarafından bir sürü sıkıntıların içinden geçmiştir. Artık siz de kendi bilincinizde hayata yeniden yön vererek ve bilinçaltı kalıplarına uymadan, bilinçaltı kalıplarının çizdiği yoldan gitmeden kendi bilincinizi, uyanık bilincinizle beraber kararınızı verip, net olup yeni yolunuzda yürüyün arkadaşlar. Yani hayattan korkmayın. Bilinçaltı sizi her zaman güvenli yolu seçer. Her zaman der ki bak burada işte tamam sıkıntılısın ama keyfin yerinde, tehlikeli değil, burası rahat bir yer der. Ama arkadaşlar yeniye açılan insanlar her zaman risk almak zorundadır. Her zaman bir çelişkinin, bir boşluğun içindedir. Yani her zaman tam bir netlik göremeyebilir. Arkadaşlar eğer şu hayatı böyle garanti olarak bakıyorsanız hayata, yani hiçbir zaman bir adım bile atamazsınız. Yani eğer hayatı yani garanti olarak bakarsanız, yani ben burada mutlaka ne bileyim her şey güzel gidecek, her şey dört dörtlük olacak üzere bakarsanız bir adım bile atamazsınız. Yani şöyle söyleyeyim, hayatta her şey olabilir diyeceksiniz. Tamam, olursa da razıyım. Ne olursa olsun ben varım diyerekten yola çıkmanız lazım. Ne olursa olsun ben varım diyerekten. Bu işin sonuçları iyi olursa ben varım. Sonuçları kötü olursa, kötü olduğu anda adımımı geri atarım dediğiniz zaman
O zaman yine hayatta hiçbir adım atamazsınız. Çünkü hayat şöyledir arkadaşlar. Hani mesela diyelim ki bir ilişki içine gireceksiniz. Tabii ki güzel günler olacak ama zorlu günler de gelecektir. Sizin sınandığınız günler de gelecektir. O zaman ha bak burada sıkıntılı bir durum var deyip geri attığınız anda o zaman zaten hedefinize gidemezsiniz. Çünkü bu sıkıntı, bu durumların hepsi yaşanması gereken, aşılması gereken şeyler. Yani bu sizin samimiyeti imtihanınız. Yani samimiyetinizi ölçen durumlar. Yani bakalım ne kadar samimisin, ne kadar bu yola hani çıktın. Bakalım gerçekten ciddi misin, kendine dürüst müsün diye sizin sınandığınız noktalardır buralar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi garantici olmayalım arkadaşlar. Allah'a tevekkül edelim. Kendimizi Allah'a bağlayalım. O ne derse eyvallah diyelim. Yolum biz niyetimizi kuralım. Niyetimize göre hareket edelim. Bu ne olursa olsun arkadaşlar. Sonra mümkün olduğu kadar arkadaşlar insanları ne bileyim cinsleri varlıkları ayırmayalım birbirinden. Herkesi sevelim, herkesi gönül açalım. Hiç kimsenin aleyhinde bulunmayalım. Hiç kimsenin hakkında kötü bir şey düşünmeyelim. Yani yolumuzu aydınlatan bilgeler, peygamberler, kitaplar hepsini birlikte sevelim. Hep farklı metotlar kullanmış olabilirler, farklı yöntemler kullanmış olabilirler. Ama ayırmayalım. Bir Muhammed Aleyhisselam'la bir İsa Aleyhisselam ikisi de peygamberimizdir. Mesela Musa Aleyhisselam da peygamberimizdir. İbrahim Aleyhisselam da peygamberimizdir. Mesela ne bileyim Buda da bizim ışığımızdır. Eckhart Tolle de ışığımızdır. Herkes bizim bu bilgelerin hepsi bizim yani bizim için vardır. Yani demek istediğim arkadaşlar şu alemde her şey bize hizmet etmektedir. Her şey bizim için var. Her şey bizim yeniden doğmamız için, yenilenmemiz için, aydınlanmamız için bize kurulmuş yani sofra arkadaşlar. Yani siz hiçbir şeyi kendi aleyhinizde görmeyin. Hiçbir şeyi yanlış, kötü, yanlış yapıyorlar. İşte bunlar insanları yok etmek istiyorlar. Bunlar bizim ölmemizi istiyorlar. Bunlar bizim kötülüğümüzü istiyorlar gibi bu modlarda olmayalım. Zihnimizi böyle şeylerle inandırmayalım. Yani her şeyde mutlaka bir hayır vardır. Benim bu evren bana hizmet ediyor. Bu insanlar bana hizmet ediyor. Bu hastalık, bu çevre, bu devlet, bu millet, bu dünya bana hizmet ediyor. Bu güneş bana hizmet ediyor diye bakarsak arkadaşlar her şey bize hizmet eder. Ama bizim kötülüğümüze işliyor diye inanırsak, öyle bakarsak her şey bize zarar vermeye başlar. Yani her şey bizim beynimizde, zihnimizde bitiyor arkadaşlar. İşte o yüzden arkadaşlar mümkün olduğu kadar her şeyi güzel düşünelim. Yani ne varsa, ne oluyorsa, olacaksa, olacak olan mutlaka olacak olması gerekenlerin içinde en iyisidir. Yani olan neyse olacak olanların arasında en iyisi olmuştur. Yani olanda hayır var demişler büyükler. Bir şey olmuşsa orada hayır vardır. Zaten olan nedir? Bize bizi göstermek için sunulmuş bir sahnedir yani. Bize sadece bizi gösteriyor. Yani sen nasıl bir insansın? İçinde ne var? İçinde ne varsa dışında onu seyredersin. Yani mesela size hakaret ederler. Sizi kötü söz söylerler. İşte bu sizin aslında kendi içinizdeki değersizliği, kendinize değer vermeyişinizi, kendinizi sevmeyişinizi, kendinizle barışık olmayışınızın dışarıdaki yansımasıdır. Eğer siz gerçekten kendinizi seven, kendinizle barışık bir insan olsanız karşınızdaki o insestler yavaş yavaş azalıp biter. Ama sizin kendinize olan değersizliğinizi göstermek için işte karşıdan size değer vermeyen insanlar çıkar. Ne zaman ki siz kendinize değer vermeye başladığınız zaman, o zaman aynı şekilde karşınızdakine de değer vermeye başlarsınız. Yani siz çünkü kendinize değer veriyorsunuz, kendinizi seviyorsunuz. O zaman karşınızdaki insana da otomatikman değer verip sevme durumuna girersiniz. Eğer ben mesela diyelim ki kendimi seviyorum diyorum ama karşımdaki kişiyi sevmiyorsam,
kendime değer veriyorum deyip de karşımdaki kişiye değer vermiyorsam arkadaşlar bu aslında kendimi kandırmaktan başka bir şey olmaz. Yani ben burada kendimi sevmiyorumdur, kendime değer vermiyorumdur başkasına o şekilde davranarak. Gerçek kendisini seven, gerçekten kendisine değer veren insan karşısındaki kim olursa olsun, hatta düşmanlık bile yapan birisi olsa bile onu sever ve ona değer verir. İşte ben kendime değer veriyor muyum, ben kendimi seviyor muyum gerçekten diye bakıyorsanız, eğer siz çevrenizdeki insanlara karşı değer veriyor, verip onlara karşı gerçekten sevgiyle bakabiliyorsanız, o zaman kendinize de değer veriyorsunuz anlamına gelir. Ama hala dışarıda kızdığınız, öfkelendiğiniz, sinirlendiğiniz, istemediğiniz insanlar varsa, bu aslında sizin kendi içinizdeki, kendinize değer vermeyişinizin bir göstergesidir arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğu kadar arkadaşlar, kendinize değer vermek de nasıl olur? Kendinize değer vermek esasında kendinizin ne olduğunu fark etmekte olur arkadaşlar. Yani kaşınızı, gözünüzü, yüzünüzü, saçınızı filan hani güzelleştirmek de olmaz bu iş. Bu iş onlar, bu işin bir kısmı, bir bölümüdür ancak. Yani küçük bir bölümüdür. Esas kendisine değer veren insan kendisindeki cevheri fark eden insandır. Yani özünü, saf bilincini, gerçek varlığını fark eden insan esasında kendisinin ne kadar değerli olduğunu görebilir. O zaman o insan hayatı sever. O zaman o insan hayata bağlanır. Hayattan tat alır, hayatı yaşar. Neden? Çünkü artık zihinsel kalıplarda değil, özünün ışığıyla yürür. Çünkü arkadaşlar öz gerçekten saftır. Bir şeyin etkisiyle yürüyen bir varlık değildir. Öz için her an, her saniye, her şey çok güzeldir ve her an yeniden doğuyordur, yeniden oluşuyordur. Yani arkadaşlar özünü bulmuş bir insan her an yeniden doğar. Her an her şeyi yeniden yaşar. Her şeyi ilk defa yaşıyormuş gibi olur. Çünkü neden? Geçmiş yoktur. Her şey geçmiş siliniyor. Her zaman geçmiş siliniyor ve gelecek capcanlı, yani şu andaki an capcanlı olarak yaşanıyor. Yani özünde olan bir insanın bir şeyden canı sıkılmaz, bir ortamdan canı sıkılmaz, bulunmuş olduğu bir meclisten canı sıkılmaz. Çünkü neden? Onları her zaman yepyeni yaşıyordur. Her zaman ilk defa yaşıyordur. Yani hep aynı şeyler demez. Çünkü hep aynı şeyler geçmiştedir. O artık geçmiş olmadığı için her zaman duyulmuş olan durumları bile ilk defa duyuyormuş modunda olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Onun haricinde dedim ki kendinize değer vermek, özünüze değer vermek de, özünüze değer vermek değil, özünüzü fark etmek de. Özünüz zaten değerlidir. Onu fark etmek de olur. O zaman arkadaşlar özünü fark eden insan artık gözlemci konumunda her şeyi sevgiyle kabuldedir. Her şeye eyvallah diyecek, her şeyi güzel görecek bir bakış açısına sahiptir. Mesela birisi size hakaret ediyorsa ona doğru söylüyorsun diyebilirsiniz. Haklısın diyebilirsiniz. Bunu nasıl dersiniz? Bunu arkadaşlar iki şekilde dersiniz. Birincisi bunu onu susturmak için, hakikaten ona kızdığınız için daha fazla konuşmasın diye yaparsınız. Bu egosaldır. Bakın arkadaşlar onu onayladığınız halde, ona doğru söylüyorsun dediğiniz halde bu egosaldır. Bu nefstendir. Ama bir de vardır ki gerçekten siz öyle olmadığınızı fark edersiniz. Saf bilinç olduğunuzu, bir kimliksiz olduğunuzu, bütün sıfat ve tanımlamaların dışında olduğunuzu fark ettiğiniz anda onun onaylamanız şu şekilde olur. Evet, senin bakış açına göre sen öyle bakıyorsun, öyle görüyorsun, doğru söylüyorsun. Manasında onaylanır. Yani sen doğru söylüyorsun, haklısın. Neye göre haklısın? Kendine göre haklısın. Kendi bilincine göre haklısın. Kendi bakış açına göre. O zaman ne olur? O insan size fazla ileri gidemez. Size fazla üzerinize gidemez. Siz ama ne zaman ki savaşırsanız sen ne diyorsun? Bana öyle şeyler söyleyemezsin falan filan gibi böyle bir moda girdiğiniz anda o kişi işte o zaman sizinle savaşa girer. Siz ona direnirsiniz. O size direnir. Ve devamlı böyle bir
içinizde bir cehennem oluşur. Ama siz onu sevgiyle, güler yüzle, evet haklısın, doğru söylüyorsunuz dediğiniz zaman o insanın susmaktan başka çaresi kalmaz. Çünkü onayladınız. Onaylanan şeyin daha ne? Ama bir de böylesin dedi. Tamam evet, bir de öyleyim, doğru söylüyorsun dedi. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü özünde olan bir insan, evet doğru söylüyorsun, haklısın sözünü hiçbir sıkıntı duymadan, içinde hiçbir ızdırap, hiçbir acı duymadan rahatlıkla söyleyebilir. Çünkü kendisinin o olmadığından emindir. Onun görüşü olduğundan emindir. Zaten onaylarken de senin görüşün böyledir. Evet, senin görüşün, bana göre görüşünün böyle olduğunu biliyorum. Ve doğru söylüyorsun. Kendi görüşüne göre, kendi bakış açısına göre haklısın diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir de size şunu söyleyeyim. Sizi aldatan, sizi kandıran, size yalan söyleyen, size değer vermeyen, size ne bileyim mesafeli duran insanlara karşı arkadaşlar yerinizi bilin. Siz de gerekli mesafenizi koyun, kendinizden emin olun, kendinize güvenin. Hiç kimseye muhtaçlık modunda olmayın arkadaşlar. Hiç kimseye muhtaçlık modunda olmayın. Çünkü bunu yaparsanız evren devamlı sizi ona muhtaç eder veyahut da devamlı bir şeylere muhtaç durumuna düşersiniz. Siz kendiniz olun, hiç kimseye ihtiyacınız olmadığını, ayaklarınız üzerine durabileceğinizi yaşayın. Kendi içinizde bunu yaşayın ve bunu da yansıtın. Ve insanlar da bunu görsünler. Bana bağlı, benim bensiz yapamaz, benimle beraber ancak yapabilir, bu başka bunun alternatifi yoktur modunda size bakmasın insanlar. Yani sizi şunu görsün, bu insan bensiz de yürüyebilir. Ben, yani beni sevdiği için benim yanımda sadece. Yani sadece benim sevgisiyle benim yanımda, yoksa mecburiyetinden değil. Yani bunu insanlara gösterin ve siz de bunu kendi içinizde yaşayın. Ben bir yerde bulunuyorsam sevgimle, şefkatimle ve gerçekten bunu istediğim için bulunuyorum. Beni kimse yanında zorla tutamaz. Kimseye mecbur değilim. Yani bir kişiye mecburiyet hissi vermeyin. Kendinize de bu hissi yaşamayın. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu zaten özünüze döndüğünüz zaman, farkındalığınızı kazandığınız zaman, içinizdeki saf benliği, saf varlığı fark ettiğiniz anda zaten otomatikman böyle olacaksınız. Yani bir, o zaman ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Karşınıza egosal değil, gerçekten bir sevgi, gerçekten bir bağlılıkla bağlanırsınız, gerçekten bir muhabbetle bağlanırsınız. Bu bir bağımlılık olmaz. Bir bağlılık olur ve gerçekten zevk veren, muhabbet veren bir bağlılık olur. İnsanın içini açan, içine huzur veren bir bağımlılık olur, bağlılık olur. Ama öbür türlü zihinsel ve egosal olur ve artık kendini muhtaç etme veyahut da kendini muhtaç, ona muhtaç görme veyahut da onun sana muhtaç olduğunu hissettirme, öyle olmasını isteme. Yani bunlar veya bensiz yapamayacağını hissettirme modu insanı cehenneme sürükler arkadaşlar. Evet, bu o zaman mümkün olduğu kadar size şunu söyleyeyim. Kıskançlıktan bahsedeyim. Arkadaşlar kıskançlık normal olan bir kıskançlık gerçekten normaldir. İnsanın doğasında vardır. İnsan sevdiği insanı kıskanabilir ama burada aşırılık doğru değildir. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Her şeyin bir sınırı vardır. O sınırı aşmamak gerekir. Yani abartmamak gerekir. Tabii ki seven insan, sevdiği insanın başkalarıyla, mesela başka erkeklerle, başka kadınlarla çok fazla böyle samimi olmasını istemez. Kıskanabilir. Bu gayet normaldir. Ama gidip de bunu abartıp, çok büyütüp de insanı gerçekten cehenneme sürüklemek veyahut da onu devamlı hakaret etmek, devamlı şey yapmak. Sadece şunu söyleyebilirsiniz. Ben şöyle olmasından dolayı içimde huzursuzluk duyuyorum, rahatsızlık duyuyorum. Ben de insanım. Bunu anlayışla karşılayacağını düşünüyorum dersiniz. Yani o da size tabii ki insansa, seviyorsa sizi
daha ölçülü davranmaya devam eder. Elinden geleni yapar. Ama şartlamak, böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, ben falan filan gibi büyük şartlamalara giremezsin. Tercihini o kendisi yapacaktır. Seviyorsa seni, sizi, o mesafeyi de sizi sevdiği için koyacaktır. Tabii bu aşırı bir şey olmaz. Hiçbir şeyin aşırı da doğru değil. Yani tamam mı? Orta yolu bulmak gerekir. Yani insanlar birbirini anlaması gerekir. Niye canım ya işte ne var ki bunda falan filan modunu bırakın arkadaşlar. Ne olacak ki falan sen de ne kadar kötü düşünüyorsun modlarını bırakın. Yani insanlar arkadaşlar insandır. Etkilenebilir, rahatsız olabilir, normaldir. Bunu normal olarak görün. Ve ona göre o insana gerçekten üzüleceği, sıkılacağı şeyleri mümkün olduğu kadar yapmamaya gayret edin. İnsan olduğunu unutmayın. Yani sizin yani karşınızda hemen ne olacak ki deyip de ne olacak ki moduna geçecek insanlar yok. Ne olacak ki deyip kendinizi kandırmayın. Eğer bir ilişkiyi birlikte yürümek istiyorsanız birlikte orta yolu bulmanın artık şeylerinde oturup konuşmanızsınız. Yani her taraf, her iki tarafta ne yapabilir bu konuda onu düşünüp ona göre hareket ederse bu ilişkiler yürür arkadaşlar. Ama yürümeyen ilişkiler bu benim hayatım, ben istediğim gibi yaşarım, bana kimse karışamaz gibi karşısındakini hiçe sayan, karşısındakini yok sayan ilişkilerdir. Böyle ilişkileri arkadaşlar yaparsanız o zaman ilişkide olmayın arkadaşlar daha iyi. Çünkü niye? Karşınızda bir insan varsa onunla beraber yürüyeceksiniz. Tabii ki onunla birlikte hareket etmeniz lazım. Yoksa kafanıza göre yaşayacaksınız, kafanıza göre hareket edeceksiniz. O zaman hayatınızda birisini de almayın, kafanıza göre yaşayın daha güzel olur. Çünkü karşınıza alınacak bir insan, sizin elinizi tuttuğunuz bir insanın mutlaka sizden küçük veya büyük beklentileri olacaktır. Sizin de ondan olacaktır. Bu yani olur mu öyle beklenti olur mu? Arkadaşlar bunlar gayet normal şeylerdir. Yani bunlar ilişkiyi kökleyen, ilişkiyi gerçekten kuvvetlendiren şeylerdir. Ve bunların gereklidir de yani. Önemlidir ve gereklidir. Yeter ki anlayışlı olmayı bilelim. Yeter ki karşımızdaki insan olduğunu bilelim. Yeter ki bize değer verdiğimizi, sevdiğini bilelim arkadaşlar. Ama tabii ki bu hiçbir zaman iki taraf için de aşırıya gitmeyen şekilde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün böyle birçok mesele kendiliğinden geliyor aklıma. Ve demek ki insanların bu konularda ihtiyaçları var. Çünkü benim içimden çıkan, anlattığım her şey birçok insanın gerçekten kafasındaki soru işareti olduğunu sonradan görüyorum. Evrenin o akışı ihtiyaca göre oluyor arkadaşlar. Yani senden ne çıkıyorsa oradaki insanların ona ihtiyacı olduğu için çıkıyor. Yani sen onu tasarlamıyorsun. Mesela ben bunu konuşayım, şöyle bir şey anlatayım diye tasarlayarak anlatmıyorum. Hadi diyorum bir konuşalım bakalım bugün neler anlatacağız diyorum. Ve oradaki insanların, yani dinleyen insanların kalplerinden veyahut da hayatlarındaki sorunlar veyahut da sıkıntılar kendiliğinden anlatılmaya başlıyor arkadaşlar. Bunu da fark etmiş olmanız lazım, fark edersiniz. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Zaten geç oldu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.